Rojda. Sen o gün dereye girdin. Değil mi? Gittin dereye girdin. Sence Nevzat ya da yani 100 kilo bir insan düşün. 100 kilo bir insan. Narini alıp içine taş koyup bir çuvalın içine. O suya bırakabilir mi? Üstüne de taş bırakabilir mi? Debi ona izin veriyor mu? Kesinlikle hayır. Yani o dereye girdiğimde videoda da görmüşsündür. Derede savrulmamak için çok zor durdum ve ayaklarımı o kadar yere sert bastım ki dere alıp götürebilecek kuvvete sahip. Dolayısıyla tek başına bir çuval içerisinde o çocuğu dereye yerleştirmek imkansız. Yani iki el, en az iki el aşağıdan yukarıdan tutmuş bir şekilde konumlandırmak zorunda kalmıştır. Ve daha sonrasında da kontrol de yapılmıştır yer sağlam mı diye. Çünkü çok hırçın bir dere, çok hızlı akıyor. Orada da ifade etmeye çalıştım, göstermeye çalıştım. Tek başına bırakın dereye koymayı. Oradan o tepeden dereye doğru inen bir yol var. O kadar zor bir yol ki onu çuvalı sırtına alıp dereye doğru inerken %100 ihtimalle düşersiniz. Çünkü yollar çok kötü. Yani ancak cesedi aşağıya doğru çok üzülerek söylüyorum, özür dilerim, fırlatıp kendiniz devam etmeniz lazım ama o zaman da tabii ki dikkat çekebilir. Gece saatleri olsa bile tek başına yapması mümkün değil. O ahırla Nevzat'ın evi ya da ahırla amcanın evi arasındaki mesafe ne kadar? 3 dakikadan çok az. Yani ne Uzmaz ama uzun. şöyle, Nari'nin son görüldüğü yerle Nari'nin evi arasında, Nari'nin son görüldüğü yerle amcanın bulunduğu yerdeki o patika yol 50 adım. Oradan sonrası toplamda Nari'nin son görüldüğü yerle evine doğru 127 adım. Nari'nin minik adımlarıyla saydım. 50'den itibaren diğeri de yani toplasanız 5 dakika içinde o ahıra ve annesinin evine 5 dakikada gidip gelebilir. Yol zor ama çok kısa mesafe. Rojda sağlık ocağı var mı? Orada. Gördün. Yani görmedim yani. Belki ben görmemişimdir. Okul var mı? Okul var. Evet, zaten Nari'nin son görüldüğü yerde okulun güvenlik kamerasına yansıyor. Ve Şu 15 an okul açık mı? Yani bu hafta görmedim ben okula giden öğrenci. Pazartesi günü bakmak gerekiyor. Şu an köydeki çocuklar da zaten sosyal hizmetlerdeki ekipler tarafından destekleniyor. Aa, bu önemliymiş. Bu narinden sonra böyle bir şeye başladılar. Narin'in bulunmasın yani şöyle ifade edebilirim. Narin bulunmadan 2 gün önceye kadar da sosyal hizmetlerden gelen ekipler öğrencileri oradaki çocukları bir araya toplayıp okulun bahçesinde onlara oyun oynattırıyorlardı. Psikolojik olarak destek veriyorlardı. Ama narin bulunduktan sonra köy tamamen sessizliğe büründü. Zaten birinci derece yakınlarının çoğu cezaevinde olduğu için en son 2 gün önce gittim Nari'nin köyüne. Orada da taziye evi kurulmuştu. Aile büyükleri, işte diğer şehir dışında yaşayan aile büyükleri taziye evinde oturuyorlardı. Anladım. Son bir şey sorayım. Bugün babanın bir videosu düştü. Sen izleyebildin mi? Hangisi? Doğan Haber Ajansı'nda paylaşıldı. Yani Gizli çekim olan. bir gizli çekim gibi duruyor ama değil aslında. Çünkü kameraman orada bir ziyareti koymuş. Yani kamerayı çekiyor. Orada ne anlatıyor sence? Yani bir kendi aralarında görüşüyorlar diyor. Dayı yeğen diyor. Bir şeyler söylemeye çalışıyor babası. Bir cinayetten haberi var mı sence? Yani öyle bir şey mi var? Yani Fırat babanın %100 masum olduğunu söyleyemem tabii ki. İhmalleri vardır. Ama babanın kasten bir cinayete ortak olduğunu düşünmüyorum. Nitekim daha önce de söyledim. Babanın tutuklanması sürpriz olur dedim. Ki öyle oldu. En ufak bir şüphe şu an babanın üzerinde yok. Babanın şu noktadaki tek eleştirildiği yönde zaten aile itibarından söz etmesi. Anladım. Peki bir son bir şey sorayım sana. Silah köyde bir silah milah meselesi konuşuluyor ya. Bir şey duydun mu? Yani var mı öyle bir şey? Amca Yani Salim Güran'ın silah kaçakçısı oldu falan gibi bir şey söyleniyor mesela. Fatih Portakal'da dile getirmiş.
Çok karışık bilgiler var. Bu noktada evet veya hayır demek çok zor. Bunlar sadece köy içerisindeki işte birkaç kişinin gazetecilere verdiği bilgiler. Ne kadar doğru bilmiyoruz.